Japonya dün tarihinin en büyük felaketlerinden birini andı. Geçtiğimiz yıl deprem ve tsunami felaketleri ve bunları takiben yaşanan nükleer kazada hayatlarını kaybeden 16 bin ve halen kayıp olan 3 bini aşkın kişi anısına milyonlarca kişi saygı duruşunda bulundu. Japonya ölülerini sessizce anarken dünyanın diğer noktalarında ise gün boyu Fukushima'da yaşanan kazaya dikkat çeken nükleer enerji karşıtı gösteriler yapıldı. Japonya'nın kuzeydoğu sahillerindeki bir manastırda depremin tam bir yıl önce vurduğu anda saat 2.46'da çanlar çalmaya başlıyor. Tüm ülkede hayat durma noktasına gelmiş. Japonya'nın dört bir yanında bu büyük felakette hayatını kaybedenler anılıyor. Kardeşime hoşça kal bile diyemedim. Hala içim yanıyor. İnsanları kurtarmak istedim ama yapamadım. Kendi babamı bile kurtaramadım. Deprem ve tsunami'nin vurduğu kentlerde felaketin yıl dönümünde uyarı sirenleri çalıyordu. Hayatlarını kaybedenlerin acılı yakınlarının başları hep öne eğikti. Bir yıl önceki felaket gününü yaşayanların o andaki korku ve panik havasını zihinlerinden silebilmeleri mümkün değil. Saniyeler içinde semtler yok oluyor, canını kurtarmak için kaçan çocuklar, kadınlar, yaşlılar sel sularına kapılarak ölüme sürükleniyordu. Ve depremin vurduğu kentler bugün birer hayalet şehir görünümünde. Fukushima nükleer santralinin bulunduğu kent de aynı şekilde sessiz. Aynen Çernobil gibi artık burası da ıssız, terk edilmiş bir şehir. Kentin etrafındaki 20 kilometrelik alan girilmez bölge ilan edilmiş durumda. Ve burada yaşayan binlerce kişi belki de evlerine bir daha asla dönemeyecek. Bir yıl boyunca sıkıntı çektim çünkü hiçbir şey açıklanmadı, hiçbir şey doğrulanmadı. Bu hissiyat sadece Japonya'ya ait değil. Dünya genelinde doğudan batıya binlerce kişi Japonya'daki deprem ve tsunami'nin yıl dönümünü fırsat bilerek tüm nükleer santrallerin kapatılması çağrısında bulundu. Fukushima nihayet gösterdi ki nükleer enerji kontrol edilemiyor. Japonlar bile bir nükleer santrali kontrol edemiyorsa hiç kimse edemez. Nükleer enerjiyi savunanlar doğal enerji kaynaklarının tükenmekte olduğunu, nükleer enerji üretiminin bir gereklilik haline geldiğini söylüyor. Ancak bu görüşe herkes katılıyor denilemez. Enerji güvenliğine yatırım yapmıyorlar. Alternatif enerji kaynaklarına yatırım yapmak yerine nükleer teknolojisinin yarattığı sorunları yönetmeye milyarlarca dolar harcayacaklarını söylüyorlar. Almanya, Japonya'daki nükleer felaketin ardından 2022 yılına kadar ülkedeki tüm nükleer santrallerini kapatma kararı aldı. Ancak dünya genelinde 16 yeni nükleer santralinin inşasına devam ediliyor ve 163 yeni santral de yolda. Yani dünyanın nükleer enerjiye bağımlılığı Fukushima'ya rağmen artacak gibi görünüyor.